Evet, Barkın Türk'ün konuğu Bakırköy Belediye Başkan adaylarından bağımsız aday Recep Çolak. Tek bağımsız aday derseniz bağımsız çok sevinirim. Çünkü 27 partinin karşısına tek bağımsız adayım. Tek bağımsız adaysanız evet. Hayırlı olsun diyelim çok öncelikle. Çok teşekkür ederim. 31 Mart akşamında belediye başkanlığı koltuğunu kim kazanacak diye çok çekişmeli evet. Bir seçim süreci bakın, var. Bakın onu söylerken bile tüylerim ürperdi. 31 Mart'tan sonra 1 Nisan şakası yapacağız partilere hep beraber. Evet, Recep Çolak kimdir? Öncelikle onunla bir başlayalım. Recep Çolak'ı tanıyalım. Adım Recep Çolak, 12.07.1977 yılında Bakırköy'de doğdum. İlkokulu Taş Mektep'te okudum. Ortaokulu liseyi Yahya Kemal'de bitirdim. Hayatımız sonra ticaret hayatına atıldık. 2000 yılında evlendim. Ellerinizden öper iki tane evladım var. 25 yaşında ve 20 yaşında. Bakırköy'de doğduk, Bakırköy'de büyüdük, Bakırköy'de ticaretimizi devam ettiriyoruz. Recep Çolak neden bağımsız aday oldu? Bunu bir açıklamasını isteyelim. Recep Çolak'ın bağımsız aday olmasının en önemli sebebi siyasetin ayrıştırıcı, toplumda ayrıştırıcı özelliği birinci sebep. İkincisi de partilerden artık insanların bıkması. Çünkü artık ceketimi atsam kazanırım mantığıyla partiler ilçelerde hiçbir şekilde hizmet edememelerinden sebep ben de adaylığımı koydum. Ve bundan sonra vaatler olarak yapılacaklar zaten belli. Bu yapılacakları söylemek herkesin söylerler. İşte kentsel dönüşüm olsun, temizlik olsun, kaldırımlar olsun. Bunların hepsi belli. Biz yapmayacaklarımızı konuşacağız. Yapacaklarımızı değil. Peki Bakırköy'de bir düşünce hakim. Bu düşünceyi kırabilecek misiniz bağımsız aday olarak? Şimdi bakın biz partiler üstüyüz. Tekrar söylüyorum, bunu dinleyenler de lütfen beni anlamasını istiyorum. Biz partiler üstüyüz. Biz halkın bağımsız belediye başkan adayıyız. Bana bütün partilerden teklif geldi. Ben neden kabul etmedim? Çünkü particiliğe inanmıyorum. Belediyede hizmet yapacaksan partiyle değil, halkın insanı, Bakırköy'ün içinden çıkmış insanın bağımsız olarak hizmet etmesi gerekiyor. Belediyede. Artık insanlar partilere hayır deyip Bakırköy'de yaşayan, Bakırköy'de doğmuş, Bakırköy'ün sorunlarını bilen insanın buraya bir belediye başkanı olması lazım. Bunun sebebi de partiler tepeden inme belediye başkanlarını atıyorlar. Sonra Bakırköy'ün halini görüyorsunuz. Evet, özellikle Bakırköy'de son 20 evet. Yıldır dışarıdan gelen belediye başkanları evet. Yüzünden Bakırköy halkı birçok gösteride de bulundu. Kampanyalar da yaptılar. Evet. Bakırköylü başkan istiyoruz diye. Siz de Bakırköy'de doğup büyüyen bir adaymışsınız. Evet, Bakırköy'ün ben bütün 15 mahallesine vakıfım. Evet. Çünkü ben ticaretimi de burada yapıyorum. Evet. Buradaki bütün sorunları biliyorum. Bakın burada vaat konuşmayacağım ben. Tekrar söylüyorum, burada vaat yok. Burada ne yapacağım, ne edeceğim diye ne yapmayacağım diye konuşacağım ben. Peki o zaman soralım, ne yapmayacaksınız Bakırköy'de? Biz Bakırköy'de siyaset yapmayacağız, hizmet yapacağız. Biz Bakırköy'de rant peşinde koşmayacağız. Biz her dakikamızı Bakırköy'de geçireceğiz. Biz partilerin emri altında olmayacağız. Biz sadece Bakırköy halkının emrinin altında olacağız. En büyük sıkıntılardan İkisi kentsel dönüşüm ve trafik. Evet, bunlar bizim için yani bunlar için dosyalar halinde bir sürü projelerimiz var. Tekrar söylüyorum, Bakırköy'de yapacaklar belli. Kentsel dönüşüm, otopark sorunu, trafik sorunu, temizlik yani bunları söylememize gerek. Bunu bütün belediye başkan adayları söylüyor zaten. Bunları tekrarlamaya gerekiyor. Bunları bizim dosyalarımız halinde, bütün projelerimizi, yapacaklarımızı, iştirakçılarımızı. Bütün projelerimiz hazır. Biz yapmayacaklarımızı konuşacağız. Hırsızlık yapmayacağız. Arsızlık yapmayacağız. Belediyeyi sömürmeyeceğiz. Parti başkanlarının dayatmasıyla karar vermeyeceğiz. Biz sadece Bakırköy Belediyesi'nde Bakırköy halkı ne diyorsa onu yapacağız. Ve 15 tane muhtarımızla koordineli şekilde çalışacağız. Biz bunları yapacağız. Türkiye'nin bütün güzel nadide sanatçıları buradan çıkmıştır.
Bakırköy'de seçmen sayısı az, marka değeri en yüksek ilçedir. Onun için burada Bakırköy'de eğer bağımsız belediye başkanı adayı burada başkanlığı kazanırsa bütün Türkiye'ye bir mutluluk yayılacak. Çünkü niye? Çünkü parti yerleşmiş bir ilçeye. Tamam mı? Ben burada kardeşim benden başka burada kimse kazanamaz. Ben ceketimi atsam kazanırım. Mantığıyla Bakırköy'ü ne hale getirdiklerini siz biliyorsunuz. Bunları söylemeye gerek yok. Onun için içinizden çıkmış, burada doğmuş, bütün Bakırköy'ün sorunlarını bilen, Bakırköy'ü vizyonuna vizyon katacak bağımsız belediye başkan adayına desteğinizi verin lütfen. Çünkü bu bizim son virajımız. Bakın, insanlar particilikten Bakırköy'de nefret etmiş. Siyaset particilikle beraber bütün Bakırköy'ü birbirinden uzaklaştırmış. Biz bağımsız aday olarak bu bütün siyasetin ayrıştırdığı insanları birleştireceğiz. Biz AK Partili, CHP'liymiş, şucuymuş, bucuymuş diye ayırmayacağız. Çünkü bağımsız aday herkesi kucaklayan belediyede, herkese iyi olan bir belediye başkan adayı olacak. Çünkü o ne ocu, ne şucu, ne bucu. Bakırköy'ün gerçek savunucusu. Zaten yapılacaklar belli. Ada bazında kentsel dönüşüm, temizlik. Bunları tekrarlamıyoruz. Çünkü bunları biz gerçekten çok iyi çalıştık dersimize. Biz diyorum, tekrar söylüyorum. Biz yapacaklarımızı değil, yapmayacaklarımızı söyleyeceğiz. Biz susacağız, halk konuşacak. Peki nasıl bir ekip bizi bekliyor? Bizim... Recep Çolak belediye başkanı olduğu gün 1 Nisan'dan itibaren Recep Çolak'ın ekibi Bakırköy'de nasıl bir ekip? Daha doğrusu Bakırköy'lü nasıl şimdi bir Recep şurada, Çolak şimdi ekibi bağımsız, bekliyor? Biz bir bağımsız aday, tek bağımsız adayım ama tabii tek olarak hareket etmiyorum ben. Benim bir akil obusman ekibim var. Onun altında bir gençlik kolu ekibim var. Yani biz bir parti olmasak da ama bir grup olarak hareket ediyoruz. Onun için bunların hepsi hazır bizde. Biz sadece iki aydan beri çalışmıyoruz. Bunu siz de biliyorsunuz. 1,5 seneden beri bunun altyapısını oluşturduk. Yani belediye nasıl yönetilir? Belediye parti olmadan nasıl yönetilir? Bütün Türkiye'ye göstereceğiz. Türkiye'nin seçmen sayısı az ama marka değeri en yüksek ilçeyi Bakırköy'ü dünyada tanınır bir hale getireceğiz. Sadece Türkiye'de değil. Zaten Bakırköy dünyada tanınan bir ilçe. Gurbetçilerimiz var dünyada. Herkesin Bakırköy'de güzel bir hikayesi var. Biz bu hikayeyi gene canlandıracağız. Biz mutsuz Bakırköy değil, mutlu Bakırköy yapacağız burayı. En önemlisi bu. Bir kere bak, Bakırköy denize sahili olan bir ilçe. Ama denizden faydalanılmıyor. Biz bir kere o deniz sahillerini Bakırköy halkına açacağız. Orayı, orada eskiden biz çocukken giderdik, sahile inerdik, çay bahçeleri vardı. Simit yerdik, çay bahçelerinde otururduk. Gene o eski ruhu getireceğim Bakırköy'e. Çünkü biz Bakırköy'ün sorununu biliyoruz. O temizliğimizden tut, o sahildeki çarpıklaşmayı da el atacağız. Bugün mesela insanlarımız bizim bu Yeşilköy sahilinden bu Bakırköy'e kadar bu canlı müziklerden çok şey. Bunları da bir sisteme sokmamız lazım. Çünkü bu insanlar orada çay bahçelerinde oturan, çaylarını yudumlayan insanlar görmek istiyorum ben Bakırköy'de artık. Ve burayı gurme merkezi yapacağız. Burada ciddi anlamda Bakırköy'de yemekle ilgili yani sorunlar var. Çünkü biz bunun içindeyiz. Yani burada damak tadına cevap verebilecek. Yani burada mesela başka ilçelerden, Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden buraya gelecek vatandaşları çekecek bir gurme kültürü yok. Siz demin kültürden bahsederiz ya, bu yemek kültürü de çok önemli bir şey. Bunlara da şey yapacağız, bunların da dosyaları, bütün projeleri bizde mevcut. Bakırköy farklı mozaiklerin birleştiği bir yer. Evet. Gerek kültürel olarak, gerek dinsel olarak, gerekse Türkiye'nin birçok yerinden buraya göç etmiş insanların bir arada yaşadığı bir farklı bir ilçe. Evet. İstanbul'da çok farklı bir ilçeydi daha doğrusu. Evet. Eski zamanlara gidersek. Evet, evet. Bu noktayı tekrardan yeşertme çalışmalarınız olacak mı? Tekrardan bu mozaiği, evet, bu kardeşliği, bu birlikteliği bir araya getirmek için bir çabanız olacak şimdi mı? Şimdi ben aylardan beri geziyorum. Tabii ki bu mozaik insanlarımız gene burada, hepsi burada. Burada bu mozaik, bu Bakırköy'ün mozaiği
Türkiye'nin mozaiği aslında. Buradaki kardeşlik duygularını tabii gene canlandıracağız. Biz herkese aynı eşitlikte, aynı uzaklıktayız. Hepsini böyle kucaklayacak derecedeyiz. Neden? Çünkü biz partici değiliz. Bakırköy'ün çocuğuyuz. Onlar da, herkes Bakırköy'de yaşıyor. Güzel o dediğiniz mozaik gene canlanacak. Herkes birbirine güzel bir şekilde bakacak. Mutlu bir şekilde bakacak. Çünkü bağımsız adayımız var. Kimseye bağımlı olmayan, tepeden inme bir başkan değil. Kimsenin telefonuyla şuradan şunu değiştirecek bir başkan değil. Halkın başkanı gelecek. Yani bu Bakırköy'ün gerçek halkının gerçek bağımsız başkanı gelecek. Bakırköy'ün sorunlarını biliyor musunuz peki? Değerli Bakırköy halkı, Bakırköy'ün sorunlarını benden daha iyi kimse bilemez. Neden? 68 seneden beri Bakırköy'de olan, burada doğmuş, burada çocukluğunu geçirmiş, burada okulunu okumuş, çocuklarını burada büyütmüş bir birey olarak bu Bakırköy'ün sorunlarını benden daha iyi kimse bilemez burada. Bir belediye başkan adayı olarak. Bakırköy'ün toplam 10 tane belirgin sorunu var. 11. yok. Bu sorunları da biz çok iyi biliyoruz. Dersimizde çok iyi çalıştık. Bunların dosyalar halinde bu sorunların çözümleri var. Biz tekrar söylüyorum. Yapacaklarımızı değil, yapmayacaklarımızı söyleyeceğiz. Biz susacağız, halk konuşacak bundan sonra. Biz liyakat sistemine göre hareket edeceğiz. Hırsızlık yapmayacağız. Arsızlık yapmayacağız. Bir kimsenin adamı olmayacağız. Sadece Bakırköy için çalışan, Bakırköy için çabalayan bir belediye başkanı olacağız. Adaylar değişiyor, partiler aynı. O zaman ne değişiyor? Hiçbir şey. Değişen ne olacak? Partili olmayan, kimseye bağlı olmayan, fikri hür, vicdanı hür, tam bağımsız belediye başkan adayı geldiği zaman Bakırköy'e bir mutluluk gelecek. Bakırköy'den kaçan değil, Bakırköy'e koşa koşa gelen insanlar olacak. Bakın 10 seneden beri burada oturan insanlarımız çoğu Bakırköy'ü terk etti. Başka ilçelere, başka illere gitti. Neden? Bakırköy'ün durumu belli. Buraya gelen gençlerle ben aylardan beri konuşuyorum. Biz abi senelerden beri geliyoruz buraya diyor. Bakırköy diyor. Hiçbir şekilde bir değişiklik yok. Hep aynı Bakırköy. Onun için Bakırköy'den kaçan değil, Bakırköy'e gelen insanlar olacak biz geldiğimiz zaman. Toplumda şöyle bir bakış açısı var size karşı. Çok cesaretli bağımsız aday olarak girmesi konusunda özellikle. Bu cesareti nereden buluyorsunuz diye soruyorlar size. Bu cesaretimi ben samimiyetimden ve Bakırköy'ü o kadar seviyorum ki. Bakırköy'de büyüdüm, Bakırköy'de ticaretimi devam ettiriyorum. Bakırköy'de çocuklarımı büyüttüğüm için Bakırköy'e karşı vefam var. Ben bu cesareti buradan buluyorum ve samimiyetim var. Ben hiçbir partiye sırtımı dayayıp da bu işe kalkışmadım. Bir sürü partilerden bana teklif gelmesine rağmen hiçbirini kabul etmedim. Etmeyeceğim de. Tam bağımsız, fikri hür, vicdanı hür olarak belediye başkan koltuğuna oturduğum zaman, yani sizin halkın belediye başkanı olacağım. Ne ocu, ne şucu, ne bucu olacağım. Birisi 20 sene hizmet etmiş. Görüyorsunuz Bakırköy halini. Sadece isim değişikliği yapıp gene hizmet etmek için çabalıyor. Birisi de 30 sene önce gelmiş, burada hizmet etmiş. Gene gelip aynı hizmeti yapmaya çalışıyor. Onun için diyoruz ki biz, burada particilik işlemez. Burada kimseye bağımlı olmayan, bağımsız adayla Bakırköy mutluluğa ulaşacak. Biz bunu söylüyoruz. Artık partilere hayır. Bakırköy'de iktidara dair, muhalefete dair bağımsıza evet diyoruz. Peki Bakırköy'deki gençlerimiz için ne gibi projeleriniz var? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Çünkü Bakırköy'lü Bakırköy'de kalmıyor. Aslında burada benim yola çıkmamın en önemli sebebi çocuklar ve gençler. Bakırköy'de uyuyan gençliği ayağa kaldıracağım. Bu gençlere bedava internetten tut, kültürel faaliyetler, üniversite, lise hayatına destekli faaliyetler. Bunlar benim için en önemli şeyler. Yani Bakırköy'deki gençler ve çocuklar benim bu yola çıkmamdaki en büyük sebepler. Peki Bakırköy'lü gençler Bakırköy'de kalmıyor şu anda. Hepsi i̇şte o, dışarı da diğer ilçelere bakın, kaçıyor. Geri çevirebilecek misin? Evet, Marka Değeri en yüksek olan ilçeden insanlar kaçıyor.
İşte o gençlere öyle imkanlar tanıyacağız ki burada, onlar bile şaşıracak. Yani bırak ilçeyi terk etmeyi, ilçeden çıkmak istemeyecekler. Ben bu gençlere ve çocuklara söz veriyorum. Bir de Bakırköy'deki nüfus oldukça yaşlı. %40'ı 65 yaş üzerinde bir nüfus var. Bunlar için bir çalışmanız olacak mı? Bunlar ne bekliyor sizden? Şimdi benim 80 yaşında ve 90 yaşında annem babam var. Ben bu onların bu acılarını çok iyi biliyorum. Bu yaşlı nüfusumuz da Bakırköy'de yeterince var. Çok fazla. İşte bu yaşlı nüfusa evde hizmet olsun. Elimizden gelen bütün desteği yapacağız. Demin gençler ve çocuklar deyince yaşlıları unuttum, kusura bakmayın. Yaşlılar da bizim için çok önemli. Onların evde hizmet olayları, bakıcı olayları, bunlara tamamen belediye elinin üstünde olacak. Yani sadece seçimden seçime görünen bir belediye olmayacağız biz. Belediye başkan adayları ne yapıyor? 2 ay çalışıyor, gidiyor pazarda bir fotoğraf alıyor. Gidiyor mahallede bir fotoğraf alıyor. Gidiyor işte bir huzur evini ziyaret ediyor, orada bir fotoğraf alıyor. Sonra gidiyor bir pazarda bir fotoğraf alıyor. Sonra neredeler? Sonra bu, ondan sonra bu belediye başkanı koltuğa oturunca bir daha göremiyorsun onu. Böyle bir belediye başkanı olmayacağız biz. Çünkü biz bağımsız, fikri hür, vicdanı hür, kimseye bağlı olmayan bir belediye başkanı olacağımız için devamlı Bakırköy halkının elimiz üzerinde olacak. Peki Bakırköy'de şu an 160 bin, 170 bin civarında 168 bin. 168 bin civarında bir seçmen var. Seçim sonucunda nasıl bir dağılım bekliyorsunuz? Yani ben gençlerime çok güveniyorum gençler. Kararsızlar, gençler, sizlere çok güveniyorum. Gelin partiler üstü olalım, bağımsız adayı destekleyin. Gençler için, bizim yaşlılarımıza hizmet için gelin bağımsız adayı destekleyin. Bağımsız adam kazansın Bakırköy'de. Partilere hayır diyelim, hakka bağlı, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, tam bağımsız Atatürk olan belediye başkanını destekleyin. Yani aslında soru şuydu, kazanma şansınızı ne kadar görüyorsunuz? Kazanma şansını, yani kazanıyoruz diyorum. Kazanma şansımı çok görüyorum. Çünkü neden? Artık insanlar A parti, B parti, C partisinden bıktı. Artık insanlar farklı bir hizmet anlayışı bekliyor. Kimseye bağımlı olmayan, halkın içinden gelen, tam bağımsız insanlar görmek istiyor. Gerçek hizmeti görmek istiyorsanız, sizin içinizden olan, ne ocu, ne bucu, ne şucu olan belediye başkan adayını desteklersiniz. Yani diyorsunuz ki son olarak Bakırköy'lü bir başkan istiyorsanız hazırım. Bakırköy her zaman hazırım. Sebebi de şu. Çünkü ben sizin içinizden gelen bir başkanım. Partili olmayan, tam bağımsız olan, tamamen size hizmet etmek için odaklanmış bir başkanım. Peki Sayın Recep Çolak, Bakırköy Belediye Başkan adayımız. Size çok teşekkür ediyoruz. Sorularımıza da cevap verdiniz. Kendinizi de dile getirdiniz. Eklemek istediğiniz bir şey varsa da tabii ki devam edebiliriz. Tabii. Aslında eklenecek çok şey var. Lütfen siyasetin ayrıştırdığı bir Bakırköy'ü tekrar bağımsız adayla birbirine kenetlenmiş bir halk olarak burada Bakırköy'de bir mutlu bir hayat yaşayalım. Peki. 1 Nisan Bakırköy için mutluluk olan bir gün olsun.